Değerli yaban dostları, merhabalar. Sizlerle birlikte yaban ekranlarında İlhan Hoca Doğada programında yeni bir çullu avıyla beraberiz. Bugün usta köpeğimiz Maya'dan ayrı avlandık. İki Maya'nın kızıyla beraber gerçekten çok verimli bir av sürecini bitirdik, tamamlamış olduk. Tabii klişe bir söz, avcılar arasında atasözü noktasına gelmiş. Avcının sermayesi gezmektir. Avcı gezecek, köpekler de kuşu şüphesiz ki bulacak. Biz bugün yavru köpeklerimizle beraber geçtiğimiz çulluk açılışında olduğu gibi yoğun bir gezme metresini, kilometresini tamamladık. Gerçekten köpeklerimiz de annesini bugün aratmadı. Çok zevkli avı bize burada gösterdiler. Nerede kuş varsa, dolaştığımız arazide ne kadar kuş varsa hepsini bir anlamda fermaladılar. Bulduklarımız, vurduklarımız oldu. Bulup vuramadıklarımız da o kadar çoktu. Önemli olan gerçekten bu enik köpeklerle bu güzel avı beraber çok üst düzeyde, verimli bir şekilde yapabilmekti. Bugün de bu güzellikler bize nasip oldu. Zaman zaman beraber ikisini avlandırdık. Zaman zaman da her iki yavruyu birbirinden ayırt ederekten farklı meralarda avlandık. Beraber avlandıkları dönemde de, birbirlerinden ayrı avlandıkları dönemlerde de iyi kuş bulduklarını gördük ve şahit olduk. Evet, değerli yaban dostları, İlhan Hoca Doğada programında güzel bir çulluk avının arifesinde sizi anlatmaya çalıştığım bu güzelliklerle baş başa bırakıyorum. Bugün ustam Yılmaz abim ve yine Mustafa kardeşimle beraber avlandık. Ben sizlere iyi seyirler diliyorum. İlhan Hoca Doğada programında, Yaban TV'de bizleri izlemeye devam ediniz. Hepinize canı gönülden rast gelsin. Rast gelsin. Rast gelsin. Teşekkürler. Hadi kızım şuraya. Hadi kızım. Tam orada hocam. Üstte.
düştü hocam. He? Düştü mü? Hava gireli 5 dakika. Köpeklerimizin güzel bir ferması. Sonucu ortada. Rast gelsin. Rast gelsin Mustafa. Eyvallah hocam. Nasıl? Güzel güzel. Çok güzel. Sabahın evet. İlk yerleriz. İlk yerle kaçmadım. İlk av kaçmadım. Ötekiler de performans hocam. Yüksek olur. Hadi inşallah. Evet. Rast gelsin. Hadi rast gelsin. Yavru köpeklerimizi anne mayadan ayırdık. Onların yetişmesinde bu çok önemli bir tercih. Çünkü annenin baskın hakimiyeti onların üzerinde olumsuz etki yapabiliyor. Anneyi mütemadiyen takip edebiliyorlar. Şimdi yavruları anneden ayırdık. Hatta yavruları da birbirinden ayırarak daha verimli av yapmalarını sağlamaya çalışacağız. Rast gelsin. Doğru önünde solda. Hayır sağda. Doğru önünde. Evet. Yavaş ama köpek girsin. Yavaş. Abi kalktı. Evet, ikinci bir mera atlaması yaptık. Fakat burada bir tane biz daha yaklaşmadan köpeğimizin önünden kaçtı kuş fermada. Yetişemedik. Bugün ne hikmetse kuşlar sanki Lodos havadaki kuşların yaptığını yapıyor bize. Yaklaşamadan köpek bir peşinden gitti ama biraz da biz gittik. Henüz bulamadık. Bakalım arıyoruz. İnşallah denk getireceğiz onu. Rast gelsin. Haydi.
köpek. Güzel bir ferma verdim. Bu bölgeye gelen bir kuş var. Onu arıyoruz. Muhtemelen onun izi olabilir. Onun kokusu olabilir. Ama kalkmış. Araştırmaya devam edeceğiz. Köpeğin arkasından yürüsene abi. Evet, köpeğimiz çok güzel fermaladı. Nasip oldu. Bunu da tek atışta aldık. Varan bir. İnşallah devamı gelir. Nasip gelsin. Değerli yaban dostları, ilk atışımda omuzlayamadım köpeği ama ikincide oturttum. Gerçekten Cesin çok mükemmel giderken kaldığı bir fermaydı.
iyi de bir atış yaptık diyelim. Rast gelsin, güzel bir pozisyon. Her zaman böyle açıkta nasip olmaz. Ama bu meranın sürprizlerinden bir tanesiydi bu durum. Özellikle bu tür alanları bu mevsimde, bu dönemde tercih ediyoruz. Çekim kalitesini olumlu yönde etki yapıyor. Bu anlamda da çekim kalitesi açısından mükemmel bir görüntüyü elde etme fırsatı bulduk. Sadece biraz uzak oldu ama avcılığın güzelliği bunlar. Rast gelsin. Ama şu var, İlhan Hocam bir dakika, köpeğin kulağına fısıldadın sen, bana da bir ferma yap dedin. Evet. Sabahtan beri Yılmaz Hoca'ya ferma yap diyorsun. Evet, sabahtan tabii kamera bendeydi. Güzel de fermalar vermişti Cez. Ben biraz da bana falan çalış hadi bakalım dedim. Aradan 5 dakika geçmedi, güzel bir fermayla taşlandırdık. Rast gelsin. Evet, biraz dereye doğru aşağıya düşmüş. Abim olmadığı için, İsmail abim olmadığı için getirmekte çok nazlanıyor. Şu an onlardan ayrı avlanıyoruz. Ama önemli olan yerini tespit etmesi. Geldik ve aldık. Rast gelsin tekrar. Değerli yaban hastalığı, maalesef çuluk çok uzak mesafeden kalktı. Biraz ormanın durumu sekme ihtimalini bana hissettirmişti. Fakat tabii çekim yapmak, her kareyi detaylı bir şekilde ele alabilmek kaçınılmaz olarak bazen zaman geçirmeyi gerektiriyor. Bu bizim için dezavantaj oldu. Dolayısıyla çulluğu kaçırdık. Atış yapamadık. Güzel bir fermaydı, uzak bir fermaydı. Fakat gidiş yönüne doğru zaten aracımız o bölgede. Arıya arıya tekrar onu bulmaya çalışacağız. Rast gelsin. Çok yetmiş. Neden abi? Çok sıklık arz eden bir noktadayız. Kuş ileriden kalktı. Atış imkanı maalesef mümkün değildi. Hadi kızım.